Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz sabah umutla kalktık. Hemen ampuşumu banyoya soktum. Güzelce yıkandım, mis gibi üstünü başını değiştirdi. Şimdi benim evde internet sıkıntım var. O yüzden videolarımı yüklemek için ablama gidiyorum. Şimdi onlar bizi kahvaltıya bekliyorlar. Ampuşumla birlikte hazırlandık. Hemen çıkıyoruz. Hadi oluş. Terliklerini giy. Nerede terliklerin? Al dur. Ben de şuradan terliklerimi alayım. Terlikle gezmek daha rahat. Açıkta bir şey yok herhalde, değil mi? Evet, sadece bulaşık makinemi çalıştırdım. Umut, diğer terliklerini giysen. Tamam, hadi çık. Çanta olarak da artık Umut'un çantayı alıyorum. İçine ne var ne yok doldurdum. Cüzdandı, şarj aletiydi. Hadi çık oğlum. Dur ben açayım. Fasulyelerimiz de var ama az olduğu için toplamanın bir anlamı yok. Bir yemeklik kadar değiller daha. Neyse, gidelim daha sonra bakayım. Kahvaltı soframız hazır. Böyle biberin üstüne domates közleyip böyle döktük. Soğanlı yumurtalı kavurma yaptık. Salatalığımız, domatesimiz, peynirimiz, her şeyimiz var. Şimdi kahvaltı zamanı. Hadi biz başlayalım. Ablam kış hazırlıklarına başladı. Hiç kardeşim senin ev güneş görmüyor, sana da yapayım diyen yok. Patlıcanlarını böyle demire taktı. Ama ben bu şekilde değil, dolmasını daha çok seviyorum patlıcanın. O böyle domatesleri de yaptı. Böyle hepsini karıştırıp şey yapacakmış. Üstüne yoğurt dökecekmiş, öyle yiyecekmiş. Zaten o kendine yaptığını biz beraber yiyoruz da. Domatesleri de. Patlıcanlar çok tatlı oldu. Bu arada patlıcan burada 90 kuruşa düşmüş kilosu. O kadar ucuz. Evet, normal tuzla da tuzlamış. Dün hatta Aysel benden bu kaya tuzundan istedi. Domates yapıyormuş o da. Kaya tuzuyla yapıyorlarmış dedi. Bak, ablam normal tuz kullanmış. Hiçbir şey olmuyor diyor. Geçen sene de yaptı. Bilemedim. Tabii ben domates değil de patlıcan böyle dolmalık yaparım. Ne diyorlardı ona? Halep mi? Ondan yaparım. Onu seviyorum sadece. Evde nasıl güneş alıyor? Yandık. Alo. Vallahi çok sıcak. Umut Bey burada keyif yapıyor. Çizgi film açtılar. Ay. Çocuk dediğin böyle sevilir. Öyle böyle mıncıklayacaksın. Sadece öperek sevilmez. Keyfine pasta yiyoruz. Kimsenin doğum günü falan değil. Küçükken de en sevdiğim şey bu, pastanın üstünde böyle vişnesi oluyordu ya. Biraz. En sevdiğim bunu alıp yemekti. Hadi pastamızı kesip yiyelim. Bu arada da ekranda ben varım. Beni izliyoruz. Nasıl temizlik yaptığımı gösterdim ablama. Zaten o deterjandan o da aldı. Gerçekten çok güzel. Ali Kaan'ım da hasta. Dondurma yedi. Ve hemen hastalandı. Çok narin böyle. Nasıl bir hassas bir yeğenim var. Dondurma yer yemez hemen boğazları şişiyor. Güzel olduğundan herhalde birazcık da nazar değiyor buna. Hasta. Hadi gel teyzeciğim, pasta yiyelim. Gel. Çok güzel, çok çok seviyorum ben bunu. En sevdiğim yiyenlerimden bir tanesi. Evet.
dışarı koyacak bunu. Neyse biz Ali'yle burada yeriz. Yok, sana bir tek tabak. Şimdi ben ablamdan çıktım. Umut'u da buraya bıraktım. Eve gidiyorum. Hazırlanacağım. Üstüm başımı değiştireceğim. Güzelce giyineceğim. Bu akşam da Gülsüm'e gidiyoruz. Oraya davetliyiz. Eniştem beni almaya gelecek. Şu anda saat 4.30, 5.30 gibi çıkacağız. Anca ben de eve giderim. İşim varsa onu hallederim. Sonra hazırlanırım. Üstümü başımı değiştirdim. Hazırlandım. Oturdum böyle kanepeye bekliyorum gelmelerini. Zaten geldikleri zaman hemen kornaya basıyorlar. Çıkıyorum. Saatte daha yeni 5.30 olmuş. Birazdan gelirler sanırım. Bu arada bizim limonda yaptığım tünek vardı. Ona girmiş. Böyle bir heyecanlandım sanki yumurta yapacakmış gibi hemen. Ama şimdilik yok bir şey herhalde. Öyle. Bu arada ben böyle dolabımı karıştırıyordum. Senelerdir giymediğim bir pantolonumu buldum. Böyle bayağı paçası maçası geniş. Bunu çok önceden almıştım. Ama o zaman sanırım sadece bir kere giydim. 30 liraydı herhalde. Böyle incecik tam yazlıkmış. Hoşuma da gitti. Bunu giydim. Üstüme de şöyle tabii her zaman rahat geniş bir şeyler. Zaten oraya gidip oturacağız. Bir şey yapacağımız yok. Rahat olayım istedim yani. Umut Bey de orada zaten. Artık beklemedeyim. Kardeşime gitmek için. Kaan geldi beni aldı kapıdan. Kapımı da açtı. Teyzecim gel dedi. Arabamıza bindik. Gidiyoruz şimdi Gülsüm'e. Sofra kurulmuş, bir salata kalmış. Salatayı da Serapcığım yapıyor sağ olsun. Zaten diğerlerini de doğradı. Ben biraz geç çekmeye başladım. Bakalım menümüzde ne var? Evet, şehriyeli bulgur. Çorbamız. Yayla çorbası. Ondan sonra fırına geçelim. Oh. Fırında da sebzeli köfte var. Bir de kremalı patates. Menümüz güzel. Soframızı kurduk. Yoğurtlu semizotu salatası da yapmış. Balkonun bütün camlarını da açtık böyle. Serin serin yemeğimizi yiyeceğiz. Soframıza su koy şöyle canım kenara. Diyorum balız. Çayımızı da içtik. Çöpünü de aldım Gülsüm'ün. Artık eve gitme vakti. Evimize gidiyoruz. Ompuşumla. Erkekler zaten aşağı inmişti yürüyüş yapmaya. Biz de şimdi çıkıyoruz. Açılırsa. Evde sıcaktan durulmuyor. Dışarısı nasıl güzel esiyor. Vallahi. Gülsüm'den geldik. Biraz da televizyon izledim. Şöyle uzanıp. Artık böyle yoğun bir uyku hali çöktü bana. Çünkü saat şu anda 1. Artık yatma vakti. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Thank you.